bizim dersimizin konusu bugün iktisat. Ee, gerçekten üzerinde mütalaa edilip ciddi manada e, istifade edilebilecek bir ders konusu iktisat risalesi. Şimdi defalarca iktisat risalesini okuduk değil mi Mesut abi? Yıllardır da okunuyor gençler konağında veya başka yerlerde gittiğimiz yerlerde. Ama biz daha birkaç gün sonrasında haftasında yine israfata devam ediyoruz yani. Ve biz iktisatı ve israfı sadece yemek konusunda zannedenlerden olduğumuz için bu hususta da büyük problemler yaşıyoruz. Bugün Hacı Veysade'de namaz kılan var mıydı? Sen Anam şimdi bir soru sorayım sana. Bağaz yapılırken neyden bahsediyordu orada Abdurrahman Hoca? İsraf. İsrafattan bahsediyordu. Ve o kadar güzel bir şey değindi ki abi. Genelde zaman konusundaki israfata değindi. Ve benim de bu ara üzerinde uğraştığım şeylerden birisi de abi zaman konusundaki israfat. Çünkü biz Müslümanların aslında bir boş vakti olmaması gerekirken, boş zamanı olmaması gerekirken elimizin boşluğunda ne yapacağını şaşıran bir millet olmaya başladık. Ve bunun takdirinde bize ne yapmaya başladılar abi? Sosyal medya ve sosyal medyanın içerisinde çeşitli uğraşlar, kısa videolar, uzun videolar, bilmem neler. Bunlarla bizi meşgul ederek asıl gayemizden, amacımızdan uzaklaştırmaya başladılar Osman abi. Peki bunların attığı bu maya bizde neden tuttu abi? Normalde Müslüman'ın vakti boş olmaz diyoruz ya. Biz böyle olsaydık, vaktimiz hep dolu olsaydı bu maya bizde tutmazdı. Niye biliyor musun Erhan abi? Biz, düşün ki abi senin boş vaktin yok. Kimi boş vaktini kitap okumakla dolduruyorsun, kimi boş vaktini faydalı şeylerle dolduruyorsun. Kimini kişisel gelişim, kimini ilimle bilmem neyle. Şimdi bu adamların bu soktuğu sosyal medyadaki sıkıntılı şeyler sende tutar mıydı abi? Tutmaz sen çünkü işte iştigal olmadığın için nerede neyin ne olduğundan haberdar olmayacak. Ama bizler şu an ne yapıyoruz abi? Mertçe konuşalım. Nefsimizi bir kenarıya bırakalım. Ezelim bugün. Ne yapıyoruz? Boş kaldığımız zaman ilk işimiz değil abi? Şu tuş kilidini açıp hatta Instagram'ın işaretini hepimizin kafasına yazmışız biraz. Hemen tak ilk yaptığımız o oluyor yani. Şimdi acip bir hal almış. O zaman Instagram, Facebook neyse bu bağımlı olduğumuz şeyler bizim hayatımızın temel taşları olmaya başlamış bakın abiler. Ve amaç dışı kullanımlarda bunun peşinde geliyor. Şimdi biz Müslümanın boş vakti olmaması gerekirken ve Müslüman faydasız şeylerle uğraşmaması gerekirken bakıyoruz ki bir Instagram'da 2-3 saat gidebiliyor. Osman abi şaka gibi bak. Bugün çok acayip bir mana yine ülkemizde kağıdın pahalandığını tuvalet kağıdından öğrenen bir millet haline geldik yani. Kitaplar da pahalandı. Hiç farkında mıyız yani? Kitaplar pahalandı deyip biz kağıda zam gelmiş diyen bir millet değiliz yani çok acayip çok yani belki kötü oluyor affınıza sığınarak ama tuvalet kağıdından biz kağıdın pahalandığını anlamaya başladık çünkü kitap okumaktan uzağız ama Instagram'da harcadığımız iki saat iki saatte kaç sayfa kitap okunur abi orta seviyede bir kitaptan bahsedelim Risale-i Nur 50-60 sayfa okunur Risale-i Nur'un dili biraz ağırdır ağır değil de yani hadi yavaş okunuyor diyelim normal bir kitap ne kadar okunur 100 sayfa bile okuyabilir şaka gibi yani o zaman şimdi bizim problemimiz sizce vakit bulamamak mı yoksa vakti doğru kullanmamak mı bugün buna da değineceğiz yani zaman konusunda yapmış olduğumuz israfat da mevcut. 12 saat uyuyan, 10 saat uyuyan bir millet haline geldik. Burada millet diye konuşuyorum, başta nefsime konuşuyorum. Aklınızı helal edin. Yani bugün biz uykudan arttırmazsak, boş vakti boş yerlerde harcarsak böyle gelir geçeriz abi. Benim hayatımda oturtmaya çalıştığım bir şey var. Şu ara nerede bir yaşlı görsem soruyorum. Bize diyorum zaman geçmiyor gibi geliyor. Sizce nasıl diye soruyorum. Hastanede de çok yaşlıyla karşılaşırız biz. Hepsinin söylediği aynı ağız birliği yapmışlar sanki. Biz nasıl geçti anlamadık gibi bir mana. Hep söylediklerinde bu mana anlaşılıyor. Şimdi bir gün biz de bunu diyeceğiz. Ama gerçekten biz çok boşa zaman tüketiyoruz abi ya. Yani ahiret başka bir yurtta, başka bir yerde kazanılmayacak. Ahiret bu dünya meydanında kazanılacak. O yüzden burada harcadığımız her dakika önemli abi. Ve her geçirdiğimiz dakikadan sual olunacağız. Bir hadis-i şerif vardı bugün. Zamanında kıymetini bilmediğimiz şeylerden birisi sağlık, birisi de boş vakit diyor. Bunu Efendimiz diyor. Sağlığın kıymeti ne zaman anlaşılıyor? Başımıza bir hastalık geldiği zaman. Zamanın kıymeti ne zaman anlaşılacak? Yaşlandığımızda bile değil. Belki biz onu bile anlamayacağız biliyor musunuz? Şu an ben tahmin, yani tahmin edemiyorum artık. Şimdi e, bundan önceki neslin yaşlılığı ortada. Yine götürüyorlar bir şekilde. Basat ortada yani. De bizim yaşlılığımız da nasıl olur? Ben onu da bilmiyorum abi. Bir sosyal medya gençliğinin, bir Instagram gençliğinin, selfie gençliğinin ondan sonra böyle saçma sapan işler çıkaran bir gençliğin yaşlılığı nasıl olur ki acaba ya? Şimdi ben bunu da düşünüyorum ve bizim kendimize gelmemiz lazım. Bir silkelenmemiz lazım. Abdurmetil Ilhanlıoğlu hocamız ne diyordu? İşinizin adı ne diyordu değil mi? İşimizin adı ne yani? Biz ne için geldik bu dünyaya? Bir silkelenelim ya. Yani sokakta bir dünya namazsız gezen insan varken biz sosyal medyada 2-3 saat boş yerde değerlendiriyor bu şekilde değerlendirmekle denmez buna da utanmamız lazım kendi adıma söylüyorum yani kapatın demiyorum bu bir nimetse bunu nimet mukabilinde adam gibi kullanmak lazım yani bu sadece instagram için o bu için değil benim aklıma geldiği için kendi problemim belki de nefsim adına konuştuğum için söylüyorum boş zaman, çok yemek bütün bunlar bizim problemimiz abi boş laf, boş fikir yani kitap okumak dedik az önce mesela ama boş okumak da var yani değil mi abi yani gerçekten hayatımızda bence bugün ya da yarın işte ne zaman boş kalırsak bir tahlil edelim ben bugün ne yaptım bugün yaptığım dolu şeyler neydi bugün yaptığım boş şeyler ne diye. Ortaya nasıl bir tahlil çıkacak hep beraber gözleyelim. Ben kendim de yaptım abi. Ben günün üçte birini dolduramıyorum. Bakın günün üçte birini Allah namına bir şey yaptım diye değerlendiremiyorum. Oturup da 3-5 sayfa Risale-i Nur okursam imanımı terakki ettirmek için bir şey yapmışım. Onun haricinde namazımı kılmışım. Başka bir şey yok ya. Ya bu kadar basit mi abi ya? Başka hiçbir şey yok. Ne yaptın? İşe gittin. İşte bilinçsiz çalışıyoruz zaten. İş yerinde bir tefekkür yapmıyoruz. Allah'ın nimetlerini tefekkür etmediğimiz için işten de şikayetçiyiz. Okuldan da şikayetçiyiz. Ev den de şikayetçiyiz. Biz hep şikayetçiyiz. Ama burada ne diyor biliyor musunuz abi? Halik Rahim nev-i beşere verdiği nimetlerin mukabilinde şükür istiyor diyor. Şekva ise şikayet ise şükrün tersidir. O zaman biz Halik Rahim'in verdiği nimetlerin mukabilini yerine getiremiyoruz yani. İsraf ise şükre zıttır. Bir zıt olan şey ise israfmış. Nimete karşı hasaretli bir istifaftır, hafife almaktır. Çünkü nimetin kıymetini bilen Rıza abi ne yapar abi? Nimetin mukabilinde kullanır, fazlasını kullanmaz, israf etmez. Ama israf eden ise nimet sanki devamlı geliyormuş gibi, gelecekmiş gibi, öyle heybeden geliyormuş gibi hafife alır diyor. Ve ne diyor bak? İktisat ise nimete karşı ticaretli bir ihtiramdır diyor. Evet, iktisat hem bir şükrü manevi hem nimetlerdeki rahmet-i ilahiyeye karşı bir hürmet. İktisat eden adam gerçekten nimetin Cenab-ı Hak'tan geldiğini bildiği için ve ihtiyaç mukabilinde iktisatın manası ne abi? İhtiyaç mukabilinde ihtiyacı olduğu kadar kullanmak. Kullandığı için bak ne diyor? Rahmeti ilahiye karşı bir hürmet hem kat'î bir suretle sebebi bereket. Bak ne oluyormuş? İktisat aynı zamanda bereketin de bir sebebi oluyormuş. Bugün günümüzdeki en büyük şikayetlerden biri de bu derste değil. Az önce gitti. Mücahit abi burada olsaydı e, arkasından da gıybet olmaz. Güzel bir şey konuşacağız. Az önce Osman abi derste söylerken bu asgari ücretten falan açıldı muhabbet. Bir şey söyledi. Mücahit abi yeni evlendi. Yakında çocuğu olacak inşallah yeter yeter yetiyor dedi. Ben sessizce duydum yanındaydım. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu adam demek ki dairesinde iktisatı oturtmuş ki israfın zıttına yaşıyor ki bu adam asgari ücretle geçinebiliyor. Mesele ne biliyor musun abi? Asgari ücret değil. 10.000 TL de kazansan 50.000 TL de kazansan sebebi bereket dediği hususu yerine getirmiyorsan hanende ve dairende bereket yoksa yetmez. Ama ben çok insan tanıyorum ki asgari ücretle geçinip para bile arttıran insanlar. Şimdi bizim hayatımız lüks olmuş. Yani senin için iPhone olmazsa olmaz. Sen iPhone'un olacak abi. Telefon iPhone olacak. Giydiğin ayakkabı Adidas olacak. Bilmem ne olacak. Yani gel gelelim senin şimdi giydiğin ayakkabı o olacak. Elbisen kral olacak abi. Olmaz sen şuradan gidip de normal bir elbise alamazsın. Ve bunun gibi vesaire vesaire senin olmazsa olmazların. gayri zaruri olan şeyleri zaruri hale getirdiğimiz için şu an biz ne sıkıntısı çekiyoruz yetmiyor diyor. Bize yetmeyen ne? Bizim zevklerimiz yetmiyor abi bize bak. Yetmiyor daha yok mu diyoruz aslında biz. Problemimiz bu bizim. Yani ilk sıkıntımız ne abi? Ben bunu bu böyle yazacağım. Daha güzel de yazılabilir de. Hani lükslük diyelim. Bakın ben bazı insanları görüyorum gerçekten özeniyorum ya. Hayatı gösterişten çok uzak. Ve benim en sevdiğim şeylerden birisi de e, yine hayatımda oturtmaya çalıştığım oturtamıyoruz da. E, takip ediyorum bazı sayfalar var. Oralarda inceliyorum. Sade hayat. Sadelik. Minimalizm. İslamiyetin de aslında bize tavsiye ettiği şey ne Emrullah abi? Minimalizm. Ne demek minimalizm? Abi her şeyi nimetleri kullanma hususunda minimalizm. Yani minimaliz et. Bunu mini bir şekilde. Yani sen kardeşim şu kadar bir ekmekle doyuyorsan. Aynı zamanda bu kadar ekmekle de doyuyorsun. Şimdi ikisi de aynı şey. Sen bunu minimalist edersen. Minimalist mi etmek diyeceğiz ona? Ne diyeceğiz o zaman? Minimalize edersen diyelim. Bunu minimalize edersen ne diyorsun abi? Biz sabah kahvaltısında sadece bu kadar. Bu ekmek de değil ha değil mi sizin? Bütün yedikleriniz. Bir avuca sığan şeyler. Çok acayip bir mani. Geçenlerde bir kişi ee, kişiyle konuşuyorum. Kendisi hayatında bazı şeyleri oturtmaya çalışıyor böyle. Yine bu kanaat hususunda, iktisat hususunda bunu da niye söyleyeceğim? Şu hakikatlere muhatap olduğumuz için şükretmeliyiz ha. Bak abi şey yapan biri, birikim yapan biri. Biriktiriyor falan filan böyle oradan kısıyor, buradan kısıyor falan filan. Lakin diyor yemek hususunda oturtamadım. Yemekten lezzet alamıyorum. Yemeği oturtamadım. Risale-i Nur'dan bir mana paylaştım. Dedim ki insan iktisatı hayatında oturtursa az yiyerek ya da oruç gibi şeylerle nimetlerdeki lezzetin farkına varır. Buradaki birkaç hakikati söyledi çok hoşuna gitti. Halbuki ben de onun birçok şeyinden faydalanıyordum bu hususta. Yani şunu demeye getireceğim. Buradaki hakikatler de öyle basit hakikatler değil. Şimdi nereden geliyor bu hakikatler? Üstad nasıl başlamış biliyor musunuz? Risale-i Nur öyle heybeye yazılmış bir kitap değil. Risale-i Nur Kur'an'ın hakikatlerinden, hadis-i şeriflerden süzülerek burada bize bir ders veriliyor. Hayata nasıl tatbik edeceğimiz anlatılıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl geliyor devamı? Yani ne demek? Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz diyor. Bu ayetin ışığında biz bakın şu an dersi işliyoruz. Abi şimdi şöyle bir durum var bak. Hayatında ne kadar minimalist de yaşasan, bilmem ne de yapsan, biz bir Müslümansak, İslam'a göre bunu uyarlamazsak gelir bir yere yine toslarız abi. O zaman biz nasıl yaşayacağız? İslami bir minimalizm yapacağız. İslami bir kanaat, birikim, tasarruf yapacağız. Şimdi İslamiyet'in içerisinde olmadığı tasarrufluk cimriye gidebilir cimriliğe. Benzemek gayen olsun abi. Şimdi Efendimizin hayatında sen düşünebiliyor musun ki geçenlerde konuşuyoruz. Biz ortopedik yataklardan bahsederken Efendimiz hasırdan bahsediyor değil mi? Tamam asrın getirdiği şeyler var, imkanlar var, nimetler var. Amenna. Ama şimdi ne diyoruz bakın? Yetebilecek şey varken ne dedik iktisatın manasını abi? Gereği kadar. Gereği varken gereğin dışına çıkmak israfat oluyor işte. Şimdi bu adam da bir yatakta yatıyor. Bu adam da bir yatakta yatıyor. Bu adam 10 bin liralık yatakta yatıyor. Bu adam bin lira bile değil ya. Yere binler serip yatıyor bazısı. O da yatıyor o da yatıyor. Önemli mi bazısı için önemli sağlık için olabilir. Arka odada süngerde yatıyorum diyor Osman abi. Yani işin şakası bir tarafa. Bugün abiler akşam yemeğinde ne yedi Mustafa abi sen kesin güzel bir şey yemişindir Makarna yemiş boş ver. Seni aşağıdakinden alalım o zaman. Et yiyen yok mu bugün? Lan hiç mi et yiyen yok bu cemaatte gel. He? Öğleleyin et yediniz. Sen öğleleyin ne, dedin, ne yedin abi? Kahvaltı yemiş. Sen doydun mu abi? Minimalist bir adam ya. Mesut abi öğle yemeğinde et yemiş. Sen de normal bir kahvaltı yemişsin az bir şey neyse. Doydun mu abi? Doydun mu abi? Şu an ikiniz de denk misiniz, bir misiniz abi? Şimdi Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini tefekkür hususunda gidersin, et de yiyebilirsin, kahvaltı da yiyebilirsin ama bizim şimdi bazı israf ettiğimiz zaman da bahanemiz bu oluyor. Allah'ın nimetlerini de mi tefekkür etmeyelim? Allah yaratmış biz yemeyelim mi oluyor? Şimdi bu adam da o öğünde doydu, bu adam da o öğünde doydu. Biz sınırını bilmiyoruz, bizim durumumuz yok abi bak. E, i̇ktisatın bir manasında da ne diyor biliyor musunuz kelime manası? Doyum diyor. İktisasız adam ne oluyor o zaman? Doyumsuz bir adam oluyor. Bizim problemimiz bu. Bakın yemeklerden girdik, yemeklerden gidiyoruz. Şimdi ben dördüncü nüklede bir şey var. İktisat eden bak Risale-i Nur ne dedik? ayetlerle ve hadislerden bize ders veriyor. Maişetçe aile belası çekmez mi halinde hadisi şerifin sırrıyla iktisat eden maişetçe aile zahmet ve meşakkatini çok çekmez diyor. Bugün hepimizin bir istikbal kaygısı var. Nasıl geçineceğiz? Birçoğumuz belki asgari ücret alıyoruz. Yalan değil. Şimdi gel çevrenin sana enjekte ettiği ne abi? Empoze ettiği. Lükslüğün yanında yetmez diyor abi. Asgari ücretli adam yetiş yani yetişemez diyor ya. Yaşayamaz diyor. Bakın asgari ücretle iktisatsız bir adam gerçekten yaşayamaz. Ha şimdi bazıları diyebilir ki sana bunu konuşması kolay bir evlen bir de asgari ücreti verelim geçin bakalım diyebilirler. Doğru söylüyorsunuz belki ben şimdi burada konuşmayayım bekara bilmem ne yapması kolay derler ya. Öyle ee, ben konuşuyorum belki öyle geliyor ama bunu ben söylemiyorum abi. Yani bunu hakikatlerin ışığında baktığımız zaman şimdi niye bu hakikatler bize uzak geliyor biliyor musunuz? Şuraya yazdığımız bir şey vardı. Bizim hayatımızda lükslük olduğu müddetçe biz asgari ücretle geçinen adamı anlayamayız. Yani bizim haftada 2-3 tane, 2-3 sefer akşam yemeğimiz dışarıda olursa, bilmem neyimiz şöyle olursa, giydiğimiz, yediğimiz, içtiğimiz böyle olursa, gezdiğimiz şura olursa, bura olursa bu bu şekilde olmaz. Hiç mi yapmayalım? Hiç yapmayalım. Değil abiler bak. Ama hayatımız bunlardan ibaret olmasın. Hayatımız düksleşmesin. Hayatımız sadeleşsin. Hayatımız minimalize olsun. Yani bize şöyle orta halli bir telefon da yetebilir. Şu an son çıkmış telefon da yetebilir. Telefon manyağı olduk ya. Yenisi çıkıyor ötekini eskitmeden yenisini alıyoruz abi. Müslümanın hayatında iktisat olacaksa eğer abi önce vazgeçmeyi öğrenecek. Vazgeçmeden yani paçandaki bazı şeyleri silkmeden bu işler olmuyor abi. Yani zevklerinden, kişisel zevklerinden, hislerinden vazgeçeceksin. Benim değineceğim noktalardan biri de şuydu. Ben şu ara para biriktirmeye çalışıyorum. Şimdi anlayanlar gülüyorlar da. Yani ben hayatım boyunca çok para biriktirebilmiş yani biriktirdim elbette de. Hani bu kumbara mumbara olaylar olur ya pek becerebilmiş bir adam değildim. Bir niyet girdik mecburiyetten mi niyetten mi bilmem. Hani şimdi şunu görmeye başladım. Yaptığım şey ne biliyor musun abi? Çok afaki bir şey yapmıyorum. Böyle hani oradan buradan artan bozuk para yatıyordum. Şimdi biraz daha işin ötesine geçeyim dedim. İş yerinde mesela sabahları dışarıdan bir şeyler alıp yiyordum. Şimdi evden götürüp dışarıdan alacağımı yine alıyormuşum gibi oraya atıyorum. Ve şunun farkına vardım. Ben bu işi minimalize ederek günlük belli bir miktar atmaya bunu haftalığa vurduğun zaman daha büyük, aylığa vurduğun zaman daha büyük bir miktar olmaya başladı. Bunu eğer hayatımıza yayarsak, bazı adamlar biliyorum ki ben adamın mutlaka her gün abi belli saatlerde belli bir tatlı ihtiyacı, belli bir içecek ihtiyacı, sigara kullananlar zaten apayrı bir tarafa. Bütün bunlardan bir minimalize edilmiş bir hayat biz ortaya koyarsak eğer kumbarada da bir sürü para birikir, tamam mı abi? Bu hayatımıza oturduğu zaman hayat boyu da böyle devam eder. Ailecek de yarın bir gün evlendiğimiz zaman da sıkıntı çekmeyiz Allah'ın izniyle. Şimdi sigara içen adama niye kızıyorlar? Ailenin rızkını götürüyorsun oraya buraya veriyorsun diye kızıyorlar değil mi toplumda? Gerçekten de öyle ama. Sen diyorsun ki sigara içiyorsun, en kalitelisinden içiyorsun tamam mı? Kalitelisi olur olmaz. Neyse e, iki paket içiyorsun misal veriyorum. E sonra diyorsun ki para yetmiyor ya nasıl geçineceğiz diyorsun. Bugün iki paket sigara içilse ayda 300-400 lira para var herhalde ya. Yani. 600 lira var, 600 lira ne demek ya? Azgara dedin kaçta biri? Üçte biri. Yani o zaman şimdi sıkıntı, para da sıkıntı var. Asgari ücret azdır. ayrı bir konu. Şimdi bunu da söylersem iyice sende var. Asgari ücretle sıkıntı yok desem defeme binersiniz. O ayrı bir konu da. Asgari ücretle sıkıntı vardır abi de. Şimdi insan sıkıntı anında kendini de ona göre ayarlar. Ayağını yorganına göre uzat diye muhteşem bir atasözü var bak. Yani şimdi senin aldığın asgari ücretse içtiğin iki paket sigara olmayacak abi. Kaçak iç falan diyorum şimdi. <laughs> Tütüne dönelim bana falan. Yani tabii ki elbette Böyle bir şeyler söylemiyoruz. Demek istediğim şu, silkeceğiz abi. Neyi silkeceğiz? Paçamızdan fazlalıkları silkeceğiz. Vazgeçeceğiz abi. Biraz minimalize yaşamaya çalışalım. Ya bunu hayatımızda oturtmaya çalışın. Bakın gerçekten olacak yani. Marka takıntılarımızdan kurtulalım. Ondan bundan kurtulalım. Bak ben yemekten çıktım biraz e, harcamalarımıza değindim. Şimdi biraz da zamana değinelim. Diyor ki bir yerde okumuştum telafisi olmayan en büyük şey boşa geçen zamandır diyor. Bir saniye öncemizi getiremeyiz. Ve hep diyorum ya her derste de bunu yapmaya çalışıyorum. Bir gün gözünüzü kapatın oraya vardığımız zaman kaybettin derlerse geri dönemeyiz yani. Ben bunu her düşündüğümde tüylerim diken diken. Ha bunu da sürekli düşünürsek, düşünelim düşünelim yarın bir gün o da ülfet olur ha. Bu da etki etmez. Nefiste öyle bir şey yani işte. Ama düşünelim etkili oluyor. Boş zaman çok önemli. Ya boş mu kaldın kardeşim? Aç bir şeyler oku. Gerçekten bugün hayatın en mühim işi, ben bunu anlamaya başladım, okumak olsa gerek. Okumadan da bir şey olmuyor. Ne diyor Zübeyir abi? Zübeyir abinin sözü değil mi? Okumak bir şeydir ama her şey o bir şeyden çıkar diyor. Boş mu kaldın? Oku. Sıkıldın. Bak okumakta da problemimiz var. Diyoruz ki ben 20 sayfa kitap okuyacağım Risale-i Aa, bir oturuşta 20 okuyacağım diye yırtma kendini o zaman. olmuyorsa okuma diyormuşum. Oku da. Yani gerçekten 5 vakit namaz kılan bir adamsan, günlük okuma yapacaksan bir İslami kitapta, 5 vaktin ardına 4 de değil abi ya. Gerçekten bak ben bunu diyorum. Geçen bunu araştırıyordum. İnsan bir şeylere ufaktan başlarsa büyütmesi de güzel oluyor. Büyükten başlarsa yılabiliyor. Adam para biriktireceğim diyor kumbaraya elli elli atıyor. Nefse dokunur canım elli elli atılır mı? birer birer at. Kitap okumakta da böyle. Ha bazı mübarekler vardır biz görüyorduk bir şeklen oturuyor elli sayfa okuyor mübarek. Abi sen onu yapamıyorsan iki sayfa kitap okumak zor mu? Beş vaktin ardına iki sayfa kitap okusan on sayfa yapar. Şimdi on sayfa sıfır sayfadan İyidir. Şimdi ben de dershaneye gidiyorum. Bizim matematikçi diyor ki şu soruyu diyor yaparsınız diyor. Hocam iyi de bundan bir soru geliyoruz diyor. Hiç yapmamaktan iyidir diyor. <laughs> Harbiden de öyle yani. Baktığın zaman şu say ya iki sayfa oku abi. Bak ucundan başla. Bir yerde boş kaldığın zaman bir şeyler oku. Bakın boş kaldın. Telefonu çok mu seviyorsun abi? O zaman şu işi faydalı işlere kullanmaya bak. Ben bazen indirdim mesela kişisel gelişimle alakalı bazı programlar var bilmem ne var. Aç abi hemen oradan bir şey oku. Yani haber mi okuyacaksın? Git müspet haber oku ya. Ölüm ölüm okuyup durma abi ya. İçimiz karardı ya. Tamam ölüyor. İnsanlar ölebiliyor. Cinayetler oluyor, oluyor abi de. Alemimizi dağıtmamamız lazım. Ne dedik? İnsan bak hayatın merkezinde insan var. Şimdi insanın merkezinde de imani meseleler var. Sen merkezini dağıtıp da o merkeze getirir de Fenerbahçe'yi Beşiktaş'ı koyarsan alemin dağılır abi. Ondan sonra iki saat maç izlersin. Ardına iki saat yorumunu izlersin. Ardına bir de haberlere bakayım ne yazıyor dersin. Altı saat, 5 saat ya bir maç ya. Futbolcu bile beş saat harcamıyor belki ya. Geliyor bir saat antrenman iki saat ondan sonra oynuyor gidiyor adam evine yatıyor ya. Bakın abi biz hayatta nerelere ne kadar vakit ayırdığımızı şöyle bir tahlil etmemiz lazım. Ve Allah'ın izniyle bir de bir hocamızın tavsiyesi kendisi de belki yayını izliyordur. Allah razı olsun. Ömer hocam geçenlerde çok güzel bir şey söyledi. Derler ki insanın gelişmesi için, insanların bir şeyler yapabilmesi için abi güneş doğmadan senin doğman lazım. İslam da bize bunu tavsiye etmiyor abi? Güneş doğduktan sonra uyumak ne oluyor? Kerahat vakit oluyor. İnsanın üzerine diyor güneş doğacak diyor. Güneş doğuyor biz ezan okunuyor biz uyuyoruz ya. Uyursak muamele de ona göre olur abi yarın bir gün. Şimdi ben gelişemiyorum. Ben çok boşluktayım. Hani diyoruz ya abi bazen dolduramıyorum kendimi. Ben boş bir insanım. Ya kimse boş bir insan değildir. Boş insanım diyen doldurulmamış bir insandır. Kendisini doldurmaya gayret etmemiş bir insandır. Yoksa kapasite var, imkan var. Allah bütün imkanları sunmuş ya. Bugün şurada bakın abi hep diyoruz ya kanepelerde oturuyoruz rahat rahat klimanın altında ders dinliyoruz. İmkan var demek ki yayının elinde telefonla evde yayın izliyorsun ya. Ayağına kadar gelmiş. O zaman sorarlar abi, bu kadar imkan vardı da niye yapmadın diye sorarlar abi o zaman. O zaman ne yapacağız? Bak ben hayatımda oturtmaya çalışıyorum ve oturuyor da. Çok oturttuğumdan değil. Ah bakma böyle konuştuğumuz. Hala bin bir kusurluyuz ama ne yaptım biliyor musun abi? İş arasında bile şöyle iki sayfa kitap okumak okunuyor ya. Vallahi okunuyor. O küçük küçük şeyler büyük büyük oluyor birleşince ya. 5 vakitin ardına 2 sayfa okunan kitap 10 oluyor. 3 sayfa okusan 15, 4 sayfa okusan 20 sayfa oluyor. Bazen bizim okumamız 20 sayfaydı değil mi abi? 20 sayfayı yapamadığımız oluyor ya. Demek ki bir vaktin ardına 4 sayfa kitap okumaktan aciz oluyoruz yani. Bu nasıl biliyor musun abi? Cüz iyi cüz iyi. Oturt, 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 oturt. Bir gün geliyor ki hayatın öyle bir hale geliyor. Sen çok sistematik bir adam oluyorsun. Çok minimalist yaşayan bir adam oluyorsun fazlalıklardan sıyrılmış, iktisat üzere yaşayan, israftan uzak ve ne oluyor biliyor musun abi? Dairene bereketi cenab Hakk derece diyor. Adam diyor ki hem geçiniyorum hem arttırıyorum diyor. Evinde bir yaşlı varsa o da apayrı. Oraya da değinelim bitirelim inşallah. Geçenlerde bir haber izledim. Üç tane kızı mı, bir tane oğlu ne olan bir amca sokakta geçen dek gelmişsinizdir belki haberlerde. Sokaktaymış öyle de mübarek bir amcamız. O amca ne diyor biliyor musun abi? Kızımın diyor bilmem neye verilen ek maaşı benden dolayı kesildi diyor. Beni kapının önüne attı diyor. İçimden ne dedim biliyor musun? Şurada okuduğum manalardan dolayı. Ablacığım senin evindeki bereket asıl şimdi bitti. Maaş değildi senin evindeki bereket. Bak bir aciz, bir hayvan. Hayvan derken evde bakılabilecek hayvandan bahsediyorum. Kedi mesela. Cenab-ı Hak onu bile rızıksız bırakmaz diyor ya. Üstad diyor benim bir ekmeğim vardı diyor bana yetmiyordu diyor. Evime dört tane mi diyor kedi misafir oldu diyor. Ekmek artar oldu diyor ya. O zaman anladım ki diyor o onların bereketi diyor. O onların rızkı diyor ya. Sen sanıyor musun ki yani Cenab-ı Hak hiçbir kimseyi hiçbir mahlukatını rızıksız bırakır. İstikbal kaygılarımızı atarsak bu paçamızdaki kaygıları silkersek biz rahatız abi. Allah'ın izniyle geçiniriz. Hiç kafanızı yormayın. İşimiz olur. Yani bir memur olmasak da olur ya. Çabalıyoruz olsun keşke tamam mı? Güzel mi olur? Güzel olur o ya da olmaz. Allah bilir bunu hayır olup şer olacağını. Olmasa da olur ya. Bakın olmazsa olmaz dediğiniz şeyler aslında bizim içimize oturttuğumuz birer put oluyor. Allah muhafaza. Sen olmazsan benim hayatımda olmaz dersem abi ben seni demek ki farklı bir şekilde yani işte bunları çıkaralım yani. Olmazsa olmazımız yok. Her türlü olur. İstikbal kaygımız olmasın. Para kaygımız olmasın. Yeter ki hayatımızda iktisatı oturtalım. Hayatımızı iman dairesinde yaşayalım. Bakın görün nasıl çözülecek. Şu hizmet dairesinde bir müşahede görmüştür buradaki kardeşler. Değil mi Mesut abi yaşamadın mı abi? Allah'ın davasıyla dertlenirsen Cenab-ı Hak senin diyor dertlerini satın alır diyor. Yemin ediyorum vallahi billahi tillahi buradan uzaklaştığım an benim derdim artıyor. Çünkü ben Allah'ın davasının derdiyle artık dertlenmekten uzaklaştığım için başıma geliyor yani. Bu da bir şefkat tokatları inşallah bizi buralara döndürmeye vesile olur. O yüzden tam bir iktisat dersi olmadı ama biraz biz çok lak, lak yaptık. Hakkınızı helal edin. Neye değindik abi? Önemli olan zaman. Abi zaman çok önemli çünkü geçti mi telafisi yok ve ben bugün düşündüm ben yarın ölebilirim yani. Çok yani ölmeyecek gibi yaşıyoruz ya. Bunu kıralım biraz. Hani lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çokça hatırlayınız diyor. Bu bir hadis-i şerif. O zaman hatırlayalım. Allah'ın izniyle ona göre de yaşamaya çalışalım. Çok da uzatmayalım. Hakkınızı helal edin. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. والحمد لله رب العالمين الفاتحه والصلوات